Herkese merhaba, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Size dediğim gibi tarif, birkaç tarif çekeceğim hafta içi demiştim. Hafta sonunda aile vlogu gelecek demiştim. Pamuk, ne yapıyorsun? Hayır. Neyse, video çekeceğim demiştim. Keşke diyorum bunu organize etmeden önce bir doğru düzgün videolar çekseydim, koysaydım, 5-6 tane videoyu biriktirseydim daha iyi olurdu. Çünkü neden? Çocuklar evde ve yine hasta var arkadaşlar. İkisi de evde. Yani daha video çekilmedi. Şu an konuşuyorum. Videom yok. Edit yapacağım. Bu akşam ama yetişir artık. Her zamanki saatine mi yetişir? Hiçbir şey. O yüzden bildirim zilini açık tutarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ki dünkü attığım videoda öyle pek beğenilmedi. Yani bilmiyorum aslında. Bu hafta deneyeceğim. Bakacağım izlenmelere göre. Eğer izlenmezse eski düzene büyük ihtimal geri dönerim diye düşünüyorum. Çünkü izlenmeli video. Evet. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün yapacaklarımız neyle? Bugün basmati pilavı yapacağız. Neyle? Burada tavuk göğsüm var. Soğanım var. Havucum var. Ve şurada basmati pilavım var. Bunlardan bugün bir pilav yapacağız. Başlı başına aslında bir ana yemek. Yanına sadece salata yeseniz ya da bir çorba, bir kase çorba yeseniz yeterli diye düşünüyorum. Evet. Bunun dışında ne yaptım? Bunun dışında şurada kendime... Ben kahve içen biri değilim arkadaşlar. Kahveyi hiç sevmem. Latte macchiato falan yaparım. Evet ama makinamızda onun derecesini bayağı bir kısarım. Kahvenin dozunu çok çok az bir şekilde içerim. Hiç sevmem. Kahveci değilim. Ama bu kahve farklı bir kahve. Bir dakika. Bunu kahvaltıdan yarım saat önce içiyorsunuz. Akşam yemeğinden yarım saat önce içiyorsunuz. Zayıflamanıza yardımcı oluyor. Bunu sağ olsun teyzemle, Fransa'da yaşayan teyzemle Merve, yani kuzenim Merve yolladı. Sağ olsun İstanbul'dan aldı. Türkiye'den aldı. Fransa'dan gönderdi, öyle söyleyeyim. Bunu yapıyorum. Fransa'da yürüyüp pamukluğunu bak. Kırdı. Tamam, baba gelince söyleyelim. Reparyan yapsın, tamam mı? Tamir etsin, tamam mı? Tamam mı anne? Tayyosunu pamuk yemiş. Bir şey olmaz. Baba reparyan yapar. Sen onu sakla. Git sakla sen onu hemen. Yerini de unutma. Her neyse şu kahveyi göstereyim ama ben daha yeni yeni geldim şimdi. Burada Harmana Hindiba kahvesi diyor. Bunu deniyorum. Bir zamandır deniyorum. Daha yani birkaç kilo verdim. Ama sadece bununla değil, şöyle söyleyeyim, yediğinize dikkat etmek zorundasınız. Yediğinize dikkat etmezseniz hiçbir şey olmaz başlı başına. Farkına vardıysanız yani görüyorsunuz zaten, bir şey dememe gerek yok. Geliyor anneciğim yemek. Geliyor mu? Arkadaşlar, biliyor musun ben bir daha pilav yiyeceğim ama acı sosla yine. En sevdiğim sos. Göstereyim bir size acı sosu nasıl görünüyor diye bizimki. Yukarıda. Yukarıda. Ay ay. Düşüyordu. Burada. Orada yazıyor Türkçeden bir şey. Bakın. Türkçeden mi yazıyor? Evet. Aa, buradan kameradan tam iyi görünmüyor. Tamam, hadi yerine koy bakalım. Bak orada yazıyor. Sırış, aha, biber sosu çok acı. Tamam, yerine koy. Yazıyor. Ya da şuraya katsan pamuğu daha iyi olur. Demek istediğim, görüyorsunuz yine şişme yoluna gittim. Ama kafam rahat değil şu sıralar. Gerçekten rahat değil ve kendime yemeğe vermeye başlamıştım. Yavaş yavaş yine veriyorum kiloları. Bu benim şu an yine 5 kilo vermiş halim. Yani gerçekten
Kafayı yiyeceğim bu kilolarda. Kendimi bildim bileli diyetteyim arkadaşlar. Kendimi bildim bileli diyet yapıyorum. Neyse, demek istediğim bunu başladığımdan beri ve yediğime birazcık dikkat ettiğimden beri bir 5 kilo gitti gibi. Yani ama şu sıralar yine başladım atıştırma yemeye. Çünkü Ayaz geceleri yine uyumuyor. Uyumayınca sürekli kalkıyorum, sürekli kalkıyorum, sürekli dolaşıyorum. O yüzden enerjiye ihtiyaç duyuyorum ve ne yazık ki stres anında yemeyenlerden değilim, yiyenlerdim. O yüzden şişiyorum, şişiyorum, şişiyorum. Her neyse. Ama dün yaptığım tarifte burada birazcık arttı. Yani bu demek oluyor ki şey olarak yemedim. Çerez olarak yerim bitiririm dedim ya, yapmadım. Kendimi zor tuttum. Neyse ki 4 tane yemişim sadece. 4 tane. Yani yediğinize dikkat edin. Ama o benim bütün güne 4 tane yedim. Öyle söyleyeyim yani, başka bir şey yemedim. Evet, bunu yiyecektim. Evet, ilk olarak tavuk göğsümü koydum. Altını açıyorum. Az biraz da üzerine yağ gezdireceğim. Şöyle. Daha sonra kaşığımızı alalım. Evet. İçerisine soğan ekleyeceğim. Daha sonra havucumu ekliyorum. Son olarak yıkanmış basmatimi ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, yemeğim pişti. Çok da güzel oldu. Gerçekten başlı başına çok güzel bir ana yemeği. Yani başka bir hiçbir şeye gerek yok. Gerektirmeyen bir yemek, öyle söyleyeyim. Size şurada bakın, şöyle üzerine de dün aldığım o taze soğan şnitlauch'tan koydum. Böyle bu şekilde, mis gibi görünmüyor mu? Tadı çok güzel. Üzerinde de Kerim'in dediği gibi acı sos dökerseniz mis gibi bir yemek oldu size. Ben şimdi ne yapacağım? Çocuklarla birlikte Kerim'in okuluna gideceğim. Kerim'in ödevlerini alacağım. Daha sonra onları Kerim'e yaptıracağım. Çünkü nahun yapması gerekiyor. Bakalım onu da nasıl yapacağız bilmiyorum. Keyfi de pek yok. Yani aslında keyfi yerindeydi ama birdenbire ne oldu bilmiyorum. Duruldu. O yüzden hemen gideyim dersini alayım. Kalsın, olmadı yarına yapar. Acelesi yok. Evet, dışarıya falan çıkardım diyordum ya. Nasıl çıkacaksam, hasta çocuklarla, neyse. Bir an her şey aklımdan siliniyor geri. Her neyse, bu videonun da o zaman burada sonuna geldim diyelim. Bu bayağı bir kısa bir video oldu. Ama artık yapacak bir şey yok. Yani hasta çocukla anca ve artık daha fazla yüklediğim için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye.